günlük hayata geçirdiği, dev planın seçeneklerinin paylaşılacağı toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, sürekli gelişim ve değişim vizyonuyla gayrimenkul sektörünün en çok beğenilen markası Dumankaya İnşaat bugün sektörde bir ilke daha imza atıyor. Konu ile ilgili detayları aktarmak üzere sözü Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Barış Dumankaya'ya aktarıyorum. Evet, değerli basın mensupları, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. 2014 yılının son günlerinde sizlerle yeniden bir arada olmak ve Dumankaya olarak hayata geçirdiğimiz yenilikleri paylaşmak bizim için çok değerli. Bugüne kadar gayrimenkul sektöründe pek çok ilke imza attık. Bugün de yine bir ilke imza atarak hem finansal hem de yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımız ile gayrimenkul sektöründe kuralları yıkarak geleceğimizi şekillendirmeye ve müşterilerimizin hayatlarına daha da değer katmaya hazırlanıyoruz. Bu çalışma ile ilgili detayları birazdan Dumankaya İnşaat Genel Müdürü Togan Yazıcıoğlu sizlerle paylaşacak. Ben şirketimizin vizyonundan bahsetmekle yeni iş yapış modellerimize vurgu yapmak istiyorum. Dumankaya'da arayışımız hep daha kaliteden, daha yüksek standarttan yana oldu. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bugünün gerçekçiliği ile hep yarını planlayan, kendinden emin ve beklenen sonuçların ötesinde performans sergileyen bir ekip olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız her şey bizim mevcut sonuçlarımızı oluşturdu. Çok hızlı değişen bir pazar var ve bizim de bu pazarda mevcut yerimizden farklı olarak gitmek istediğimiz bir yer var. Dolayısıyla aynı şeyleri yaparak daha farklı bir sonuç almayı beklemeyeceğiz. Kendi işimizi sürekli bir ayna tutacağız. Öz eleştiriden kaçınmayacağız. Eksik ve yanlışlarımızı örtmeye çalışmayacağız. İyi yaptıklarımızdan vazgeçmeyip müşterilerimizin hayatına dokunan alanlarda yenilikçi ve vizyoner çalışmalarla kendimizi ve iş yapış modellerimizi yenileyerek geleceğe yöneleceğiz. Bugün bu yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından birini daha hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle başarılarımıza katkı sağlayan müşterilerimize, yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve siz değerli basın mensupları da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Barış Dumankaya'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de D planı içeriklerini paylaşması için sözü Dumankaya İnşaat Genel Müdürü Sayın Togan Yazıcıoğlu'na bırakıyorum. Öncelikli olarak ben bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün tekrar bir araya geldik. Genelde inşaatın ana konusu dışında bir takım konuları paylaşma görevi bana düşüyor. Bugün D planı nedir? Bunu sonra birlikte zaten konuşacağız. Arkadaşlarımız detaylı olarak da paylaşacak. Ben ondan önce şunları söylemek istiyorum. Sonuçta ev almak insan hayatındaki en zor kararlardan bir tanesi. Yani bu geçmişte de böyleydi, şu anda da böyle, gelecekte de böyle olacak. Bunun sebebi şu. İnsan hayatı boyunca baktığınızda alabileceğimiz ev sayısı sınırlı. Bu yüzden ev alırken özellikle belki 1000 kere daha fazla düşünmek ihtiyacı içerisindeyiz. Ve ev almak çok zor olduğu için biz inşaat firması olarak sırf insanlara ev vermenin ötesinde onlara bir yaşam sunmayı vaat ediyoruz. Ve yaptığımız tüm çalışmalar bu doğrultuda. 51 yıllık tecrübemize baktığınızda sırf binalar, betondan oluşan daireler yapmıyoruz. İnsan hayatına dokunmayı amaçlayan bir takım ürünleri, bir takım hizmetleri de insan hayatına eklemeyi düşünüyoruz. Bu yaptığımız tek insan hayatına her aşamada, sırf satın alma aşamasında değil, daha sonra evi teslim ettikten sonra sitenin içerisinde yaşadığı alanlarda her yerde dokunmak istiyoruz. Onların her zaman yanında olmak istiyoruz. Yani müşterilerimizle hep iç içe olmak istiyoruz. Bu doğrultuda bir takım şeyler yapmaya çalıştık. Yani sonuçta biraz önce ifade ettim. Ürünleri tasarlarken, onların her türlü ihtiyaçlarına yönelik cevapları üretirken kalitesiyle ve farklılığıyla bir takım hizmetleri de ürünlerimizle beraber insanların yaşamına sunmaya çalışıyoruz. Bunların tek bir amacı var. İnsanlarla, müşterilerimizle, tüketiciyle duygusal bir bağ kurmak. Yani onlarla yalnızca bir ticari ilişkinin ötesine gidip onların yaşamının içerisine dokunmak, onların hayatına dokunmak. Tek amacımız bu. O yüzden dikkat ederseniz daha önceki lansmanlarımıza baktığınızda hep konut sektöründe ilkleri yapmayı, yapacağımızı ifade ettik. Bunun tek bir amacı vardı. İnsan hayatına dokunmak,
onların bir parçası olmak. Ve bu parçayla beraber çok büyük bir dünya yaratmak. Biz buna Dumankaya dünyası diyoruz. Bu Dumankaya dünyasının içerisinde bir takım farklılıklar var. Mesela örnek olarak söylemek gerekirse, şu anda içinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji gittikçe artmakta. Bizlerin müşterilerimize sunduğu imkanlara baktığınızda, yalnızca konutun içerisinde değil, konutun dışında da teknolojiyi insan hayatına sokarak tüketicinin sahip olmak istediği her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Bir nevi onların yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda zaten Dumankaya IQ'yu tasarladık. Biliyorsunuz 2 yıldan fazla bir süre önce bunun lansmanı yapmıştık. Dumankaya IQ nedir diye sizlerle paylaşmıştık ama durmadık. Sürekli kendimizi geliştirdik. Sürekli IQ'yu geliştirdik. Şu anda cep telefonlarına download edilebilen bir aplikasyon haline getirdik. Onun dışında yine insan hayatına dokunmak anlamında bir takım şeyler yapıyoruz. Pusula şirketimiz var. Pusula genel anlamda site yönetimlerinin dışında verdiği bir takım farklı hizmetlerle insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı bir takım faydalar sunmaya çalışıyor. Asistan hizmetleri bu doğrultuda verilmekte. Yani isterseniz evinizden IQ kanalıyla her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani yalnızca akıllı ev sistemleri olarak ifade etmiyoruz. Onun dışında diyelim Galatasaray'ın bir maçına mı gitmek istiyorsunuz? Direkt olarak biletinizi sipariş verebiliyorsunuz. Eşinize bir çiçek mi göndermek istiyorsunuz? Bunları yapabiliyorsunuz. Bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Tekrar tekrar da söylemeye devam edeceğiz. Bunun sebebi sonuçta biraz önce ifade ettiğim sihirli kelimede geçiyor. Biz Dumankaya İnşaat olarak insan yaşamının bir parçası olmak istiyoruz. Onların duygularına hitap etmek istiyoruz. Onların yaşamlarına dokunmak istiyoruz. Onların dünyasının bir parçası olmak istiyoruz. Kendi dünyamızın bir parçası haline müşterilerimizi getirmek istiyoruz. Dizayn destek hizmetlerimiz var. Biliyorsunuz ya mobilyadan beyaz eşyaya kadar, mutfağa kadar, perdeye kadar yani müşterimizin ihtiyacı olacak her şeyi yanlarında bir çözüm ortağı olarak getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda bir takım şeyleri dizayn ettik. Bugün şu anda bu toplantının amacı zaten Dumankaya dünyası olarak yaratmaya çalıştığımız müşteriyle bizim yarattığı o dünyada bir takım farklılıkları ortaya çıkartmak. Sektörümüzde her zaman bir adım önde olmayı amaçlıyoruz. En itibarlı marka olmak istiyoruz. İnsan yaşamına baktığınızda ev alma aşamasında çeşitli planlar yaparız. A planımız vardır, B planımız vardır, C planımız vardır. Hani bunlara baktığınızda o planlar içerisinde zaman zaman eşimiz rol alabilir, zaman zaman ailemiz rol alabilir, zaman zaman babamız rol alabilir. Ama çeşitli planlar içerisinde her zaman aile fertlerinden birinin yanımızda olmasını isteriz. İşte biz o yarattığımız dünyada, tüketicinin dünyasında aile fertlerinden biri olarak yeni bir plan daha ortaya koymaya çalışıyoruz. İnsan hayatına baktığınızda A planı yürümez deriz, B planı işlemez deriz. Zaten C planı hiç akla gelmez deriz ama Dumankaya dünyasının müşterisine onlarla beraber duygusal bağ kurduğu tüketicisiyle bir D planı var artık. Bu D planının ne olduğunu birazdan pazarlama grup müdürümüz detaylarıyla anlatacak ama ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de şu anda ilk ve tek en geniş kapsamlı güvenceler bütününü tüketicimize sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yarından itibaren lansmanını yapacağız. D planımızın, Dumankaya dünyasının D planının. Kısaca Dumankaya D planı bunlardan oluşmakta. Birazdan zaten detaylarını göstereceğim. Tamamen renkli plan esasında çok büyük alternatif çözümler var. Çeşitli alternatif pratik tüketicinin aklına gelebilecek her türlü soruya cevap verme amacı var. Bu doğrultuda size hazırladığımız kısa bir filmi göstereceğiz. Hemen akabinde pazarlama grup müdürümüz Soner Bey. Soner Bey kendisi detaylı olarak D planını oluşturan alt kırılımları sizlerle paylaşacak. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Thank you.
değerli misafirlerimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlk kez sizlere bir basın toplantısında bir ödeme planından, bir satış kampanyasından bahsetmeyeceğiz. Artık biraz önce Togan Bey'in dediği gibi sektörde oyunun kuralları değişiyor. Biz de 51 yıllık geçmişimize dayanarak geliştirdiğimiz yeni planlarla insanların hayatına değer katacak ürün ve hizmetlerle bugün karşınızdayız. Rekabet çok yoğun bir şekilde sektörümüzde devam ediyor. Özellikle son aylarda insanların karşısına çıkan farklı ödeme alternatifleri, satış kampanyaları, inanılmaz vadelere giden imkanlar birçok tüketicinin kafasını karıştırıyor. Bu doğrultuda baktığınız zaman aslında bu ödeme planlarını, bu satış kampanyaları yan yana koyduğunuz zaman biraz da samimiyetsiz bir ortam ortaya çıkabiliyor. Biz bunlardan çok farklı şeyler düşünmeye çalıştık. Uzun süre üzerinde çalıştığımız hizmet ve avantajları birazdan sizlerle paylaşacağım. Dumankaya ev alma hayali kuran tüm tüketicileri kurumsal gücünü ve senelerin getirdiği farkını gösterebilecek yüksek donanımlı hizmet avantajları dünyasını bugün sizlerle paylaşacak. Bir ev alan, yani birikmiş parasını bir anda harcayan ve üstüne önündeki 5 ila 10 yılı borçlanan bir insan hayatın her zaman istediği gibi gitmeyebileceğinin farkında. Beklediğimiz gibi hayat gelişmeyebilir. Dumankaya satıştan sonra da müşterisinin yanında olacak. Şimdi de müşterisine ev almayı zevkli bir süreç haline getirmeye çalışan Dumankaya güvenceler sunacak. Dumankaya sektörde oyunun kurallarını değiştirecek. Ev hayali kuran herkesin kafasındaki endişeleri ortadan kaldıracak çözümler ile ev almayı planlayanlar için Türkiye'de ilk ve en kapsamlı güvenceler bütünü Dumankaya D planını sizlerle paylaşacağım. Nasıl mı? Yeni bir projeye girmek istiyorsunuz, bir ev almak istiyorsunuz. Peşinat için kaynak ayırmanız, kaynak yaratmanız gerekiyor. Ama bunun için bir imkanınız yok. Elinizdeki tek varlığınız, içinde yaşadığınız eviniz. Bu evi satarak yeni bir eve geçmeniz gerekiyor. Ancak bu evi sattıktan sonra ne yapacaksınız? Yeni projeyi teslim alana kadar kirada kalmanız gibi bir gerçekle karşı karşıya kalacaksınız. Bir Dumankaya projesine ev alıyorsunuz, böyle bir sorunuz yok. Neden? Dumankaya'da mutlaka bir dev planı vardır. Örneğin eski evinizi getirin, yenisini götürün. Biz müşterilerimize hayallerinden vazgeçmeyeceği bir öneriyle karşılığına çıkacağız. Eski evinizi değerinde biz satın alacağız. Size hayallerinizi kurduğunuz yeni evi vereceğiz. Üstelik en önemlisi de yeni evinizi teslim alana kadar eski evinizde de yaşamaya devam edeceksiniz. Dumankaya'nın dev planı eski evinizi getirin, yeni evinizi alın. Yatırım amacıyla ev almayı düşünüyorsunuz. Ama teslim edilen projelere baktığınız zaman çok büyük bir arz fazlası olduğu aşikar, gözden kaçan bir durum değil. Ve aldığınız evde kiracı bulmakta zorluk yaşayabileceğinizi şimdiden öngörebiliyorsunuz. Bu konuda da düşünmenize gerek yok. Dumankaya'nın bu problem içinde bir dev planı var. Örneğin, kiracı garantisi. Evinizi size teslim ettikten sonra sizin için kiracı bulacağımızı garantiliyoruz. Üstelik kiraya vereceğimiz bedeli teslim alana kadar şimdiden size belirterek bunu garanti altına alıyoruz. Teslimden 3 ay sonra başlayan kira garantisi güvencemiz 12 ay boyunca devam edecektir. Hepimizin bildiği gibi yeni bir konut almak demek yeni maliyetler, ekstra masraflar demek. Biraz önce bahsettiğim yatırım amacıyla bir konut almayı düşünüyorsunuz. Bunu kiraya vermek endişesiyle karşı karşıyasınız. Eğer kiraya veremezseniz karşınıza bir takım aidatlarla ortaya çıkacağını bilincindesiniz. Bunlar da size hem kredi taksitlerinizi öderken hem diğer masraflarınızla birlikte ekstra bir masraf kaynağı olarak karşınıza çıkabilme riski var. Dumankaya'da böyle bir durum içinde bir dev planı var. Örneğin aidat garantisi. Dumankaya kiracı garantisinde olduğu gibi sizlere aidat garantisi de sunuyor. Evinizi teslim aldıktan sonra ilk 3 ay içerisinde halen kiracı bulamadıysanız 3 aydan sonraki 12 ay süresi boyunca kiraya vermeyi biz garanti altına alıyoruz. Aynı zamanda aidatlarınızı da Dumankaya ödeyecek. Ev almak istiyoruz. Peşin olarak almamız çok zor. O yüzden kredi kullanmamız gerekiyor. Ama kredi borcu altına girmeye de cesaret edemiyoruz. O kadar yıl boyunca kimsenin işsiz kalmayacağını veya başına herhangi bir şey gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Hayat ne getireceği belli olmaz. Böyle bir risk altına girip giremeyeceğinin endişesiyle ev alıp alamama kararı arasında gidip geliyorsunuz. Dumankaya'dan ev alırken bu şekilde endişeler duymanıza gerek yok. Çünkü Dumankaya'da bunun için de bir dev planı var. Dumankaya dev planı örneğin kredi taksidi ödeme yardımı. Bizden ev aldığınızda
Evin teslimine kadar olan sürede yaşanabilecek tatsız olaylara karşı biz sizin yanınızdayız. Sizi düşünerek sizin yerinize önlemler alıyoruz. Evin teslimine kadar olan dönem içerisinde işinizi kaybetmeniz veya başka bir zor durumda kalmanız durumunda 6 ay boyunca kredi taksitleriniz Dumankaya tarafından ödenecektir. Dumankaya'nın buradaki D planı kredi yardımı. Bir ev alma hayaliniz var. Satış ofisine geldiniz. Maket güzel, broşürler güzel. Her şey muhteşem bir şekilde sunulmuş. İnanılmaz ödeme alternatifleri sizi cezbediyor. Bunlara hayır diyemiyorsunuz. Ama kafanızda bir takım endişeler ortaya çıkıyor. Bu endişeler maketten konut aldığınız için ya tamamlandığı zaman proje eğer bu şekilde gerçekleşmezse, istediğiniz ürüne sahip olamazsanız bir takım hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz gibi bir takım endişeler doğabilir kafanızda. Dumankaya'da böyle bir şey olması çok zor ama yine de biz burada sizi düşünerek bir D planı oluşturduk. Buradaki D planımız iade garantisi. Yani evinizi geri alıyoruz. Herhangi bir nedenden dolayı evinizi teslim almadan önce geri iade etme şansınız var. Sorgusuz sualsiz bir şekilde evinizi geri iade alıyoruz. Burada da sizden aldığımız bedel üzerine mevduat faizini koyarak, o günkü mevduat faizini koyarak toplam tutar üzerinden size geri iadeyi yapıyoruz. Dumankaya'dan yeni bir konut projesine girdiğimizi düşünelim. Ancak evini henüz daha teslim almadınız. Hayat devam ediyor. Bir takım sürprizlerle karşılaşıyorsunuz evinizi teslim almakla. Belki ailenizle aranızda bir kişi daha katılıyor veya farklı bir lokasyonda çalışmaya başlıyorsunuz. Hayatınız tamamen değişiyor. Burada da değişen beklentinize göre daha büyük bir yeni eve ihtiyacınız ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda yine bir bizim dev planımız var. Burada da ev güncelleme fırsatı sunuyoruz. Yani Dumankaya'dan aldığınız evi o günkü değeriyle geri alıp çok uygun koşullarda yine size Dumankaya projelerinden yeni bir ev veriyoruz. Yani evinizi ihtiyaçlarınıza göre güncelliyoruz. Sizi de maddi olarak sıkıntıya sokmadan, zarar uğratmadan bu imkanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Son olarak da evi teslim aldınız, yaşam başladı. Bir takım sorunlarla karşılaşmaya başladınız. Bu Dumankaya projelerinde böyle bir şey olması mümkün değil ama yine de biz bu noktada da önlemimizi aldık. Dumankaya olarak teknik destek hizmet süremizi bu süre içerisinde 1 yıldan 3 yıla çıkarttık. 3 yıl boyunca ücretsiz garanti kapsamında tüm projemiz geçerli olacaktır. Artık Dumankaya projelerinde bu hizmet ve avantajlar bir ürün olarak sunulacak. Nasıl ki biraz önce bahsedildiği dizayn destek, Dumankaya pusula hizmetleri, asistan hizmetleri, Dumankaya IQ bunlar hayatımıza tek başına bir konut olmak dışında nasıl girdiyse önümüzdeki dönemde de biraz önce sizlerle paylaştığım avantajlar ve hizmetler de Dumankaya projelerinin kaçınılmaz parçaları olacak. Bunlar birer entegre olarak, birer ürün olarak insanlara sunulacak. Ancak sadece bu yıl sonuna kadar biz bu ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize hediye edeceğiz. Bundan sonraki dönemde 2015 yılıyla birlikte bu ürün ve hizmetlerimize müşterilerimiz bedelleri karşılığında sahip olabilecekler. Biz farkımızı bu şekilde ortaya koymayı düşünüyoruz. Oyunun kurallarının değiştiğini farkındayız. Düşünüyoruz ki sadece tek başına bir proje geliştirmenin hayatımızda bir takım şeyler katması dışında sektöre bir yenilik getiremediğinin de farkındayız. Farklı ödeme alternatiflerinde artık bu rekabet ortamı içerisinde ayrışmadığını farkındayız. Biz insanları sadece ev alırken değil, bu evleri teslim aldıktan sonraki süreçte de veya öncesinde de ortadan kaldıracak olan, endişelerini ortadan kaldıracak olan çözüm ve hizmetlerle bugün karşınıza çıkmayı uygun bulduk. Sizlere aktaracaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa sözü yönetim kurulumuza bırakıyorum. Biz de buradan yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Buyurun İsmail Bey. Ben bu eski evini götür, yenisini götür, ters söyledim de, genelde karıştırdım onları. Burada şeyi merak ediyorum, bu size verilen evleri ne yapacaksınız? Yani kentsel dönüşüme mi soyunacaksınız orada yoksa satacak mısınız? Bunu merak ediyorum. Şöyle, bizim zaten Dumankaya Pusula bünyesinde gayrimenkul değerlendirme hizmetleri birimimiz var. Bu birim zaten müşterilerimize hem ev kiralamada hem de evini satmada bir takım yardımcı hizmetlerde bulunuyor. Yine aynı şekilde bizim gayrimenkul değerlendirme hizmetlerimiz bu evleri müşterimiz
kendi evine teslim aldıktan sonra, buradan taşındıktan sonra bunları bir şekilde değerlendirecek, bunları bir şekilde satacak. Buyurun. Şimdi ben bu planı dinlerken aklıma otomotiv sektörü geldi. Yani bir dönem takas. Yok, takası kastetmiyorum. Yani bir dönem otomotiv almak insanlar için zor bir süreçti. Herkes kolay kolay otomotiv alamazdı. Daha sonra bu herkesin erişebileceği bir ürün haline geldi. Rekabet arttıkça da artık orada işte bakım, destek, iade, benzer aslında garantiler, destekler orada da verilmeye başlandı. Artık Türkiye'de eve ulaşmak geçmişe göre daha aslında kolaylaştı. Bu konut kredi vesaire falan. Biraz böyle benzeşik bir süreç görüyorum otomotiv sektörüyle. Bu daha ne kadar devam edecek? Buradan biz ev alma süreci daha da kolaylaşacak anlamını çıkartabiliriz. Birincisi bu. İkincisi de önümüzdeki dönem, yani yeni yıla kadar bu hizmetler ücretsiz olacak, hediye olacak. Daha sonra bu bir bedel karşılığı alınacak hizmetler olacak. Aslında konut sektöründe artık ev satmanın dışında farklı farklı ürünlerin birer paket halinde satılacağı bir sürece mi giriyoruz? Bu desteklerin ve güvencilerin sektörde yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? Evet, aslında eski bir otomotivci olarak ilk sorunuza hemen ben cevap vereyim. Tabii evet, otomotiv sektöründe hakikaten rekabet had safhaya ulaşmış pozisyonda ve işte 40'tan fazla markanın Türkiye'de olduğunu düşünürsek, bunların da hep birlikte aynı müşteriye hitap ettiğini düşünürsek, evet, sektör çok rekabetçi. İnşaat sektörüne geldiğimiz zaman da piyasaya bu kadar çok yeni oyuncunun girdiği, bu kadar çok projenin olduğu bir sektörde tabii kendinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Kendinizi farklılaştırmak ancak ve ancak rekabette farklı bir şey yapmakla ortaya çıkıyor. Biz de kendimizi farklılaştırmak adına D planı gibi bir planla ortaya çıkarak müşteri nezdinde hem o kafasındaki soru işaretlerini, ev almak bir insanın hayatında oturmak için bir kere veyahut da iki kere ev alır. Yatırımcı haricinde oturmak için. Dolayısıyla çok önemli bir süreç. Bu süreç içerisinde kafasında onlarca, yüzlerce soru olabiliyor. En azından burada biz 5 tanesini, 6 tanesini gidermiş oluyoruz. Dolayısıyla evet, biz bunu aslında Dumankaya Dünyası adı altında bunları konumlandırmıştık. Fakat bu lansman ayında olduğumuz için bunun lansmanını ilk etapta bilabeden müşterilerimize, bizden daire alacaklara hediye ederek yapıyoruz. Bundan sonra aynı otomotivde biliyorsunuz ek garanti var. Ek garanti işte 100 bin kilometreden sonra 3 yıl olan garanti, 2 yıl olan garantiyi 4 yıla, 5 yıla kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunu da bir bedel karşılığı yapıyorsunuz. Bu da bu hizmetlerde ileride Dumankaya Dünyası markası adı altında müşterilerimize ilave bir takım bedeller karşılığında satılacaktır. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi günler Güncel. Hayırlı olsun öncelikle. Şimdi ben izlediğim zaman plan finans gücüne dayalı bir plan gibi gözüküyor. Çünkü eski evleri aldığınız zaman, yenilerle değiştirdiğiniz zaman bu sefer elinizde ikinci el evler stok olarak duracak. Bu stokları nasıl, hangi kurumla değerlendireceksiniz? Bu çünkü gittikçe birikirse bu sefer proje bazında mı değerlendireceksiniz? Bunu son günlerde bir de farklı firmalar da yapıyor biliyorsunuz. Gidiyorlar projelerden son satılmayanları toplu olarak alıyorlar ve ikinci el oluşuyor. Bu konuda bir değerlendirme rica edeceğim. Şöyle, İstanbul ili içerisinde bütün semtlerde bulunan daireler bu kapsama giriyor. İstanbul dışındakileri değerlendirmiyoruz tabii ki. Fakat buradaki aldığımız daireleri kendi bünyemizde tutacağız bu daireleri. Bunun akabinde eğer ki hani bir stok olarak çok fazla bir rakama geldiği takdirde bununla alakalı çeşitli bir takım finansman tekniklerimiz var. Yurt dışı fonlarımız var. Bu işlere ortak olabilmek isteyen insanlar var yurt dışından yine. Türkiye'de bu işi finans edebileceğimiz kurumlar var, kuruluşlar var. Dolayısıyla hani burada çok fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu tip alternatiflerle bu sorunu çözeceğiz büyük bir ihtimalle. Zaten kendi hali hazırda taşıyabileceğimiz, kendi bünyemiz, bunu yapacak finansal gücümüz var belirli bir rakamlara kadar. Tabii bu çok çok fazla olursa, bundan sonraki satışlarımızın hepsi
eskisini getir, yenisini al şeklinde olursa, burada yine Dumanka'nın D planı olduğu gibi A, B, C planlarımız var. GYO'ya ön hazırlık olabilir mi bu? Hali hazırda onu şu anda düşünmüyoruz. GYO'yu düşünmüyoruz şu anda. Hayırlı olsun Barış Bey ve diğer yönetim kurulu başkanı ve üyelerini. Efendim, kampanyaya kaç daire stoyla giriyorsunuz onu merak ediyorum. Ve D planı uygulamasının bir takvimi olacak mı? Ayrıca sadece 8 Aralık itibariyle konut alanlar için mi geçecek? Yani bugünden itibaren konut alanlar için mi geçerli olacak bu süreç? Ayrıca D planı uygulaması için ne kadarlık bir yatırım yaptınız onu merak ediyorum. Sağ olun. Kampanyamıza Ritim İstanbul, Mozaik, Hayfit projelerimiz için geçerli kampanyamız. Dolayısıyla buradaki stoklarımız için, tamamı için geçerli. Ne kadar? Bunu bir rakam söylemek gerekirse... Bine yakın stokumuz var. Bine yakın daire için geçerli bu kampanya. Mehmet Bey, ikinci sorunuz neydi? Çok özür diliyorum. Bir takvim çerçevesinde mi ilerleyeceksiniz? Takviminiz ne olacak? Yani bu proje sürekli, kampanya sürekli devam edecek bir kampanya. Kampanyamız şöyle, dediğim gibi bu sene sonuna kadar bilaveler olarak devam edecek. Sürekli devam edecek kampanya. Bundan sonra bir ek garanti gibi, ek bir güvence sistemi gibi yılbaşından itibaren müşterilerimize bunu bir bedel karşılığında bir hizmet olarak satacağız. Aslında itibariyle... bu hizmet şey değil, bir kampanya değil. Bu hizmet Dumanka'nın bir ritüeli. Demin pazarlama grubumuz Soner Bey'in bahsettiği gibi nasıl Dumanka'ya, Dumanka'ya aykırı pusula belirli bir hizmetler. Biz şimdi oyunun kuralını değiştirip artık diyoruz ki bu Dumanka'yla beraber satılabilecek ürünün yanında parasıyla alınabilecek bir takım hizmetler var. Biz bunları sunuyoruz ama bunun tanıtımı içinde, promosyonu içinde işte yaptığımız kampanya bunun bedava verilmesi şu anda. Şimdilik, kısa bir süre içerisinde için verilmesi bu. Çalışıyorum. Alışverişte bugün itibariyle alışveriş. Evet, evet. Çünkü bu eski müşterilerimize bunu kampanyalara katamayız. Çünkü eski müşterimiz de eski fiyatlarla aldılar. Yani devamlı değişen fiyatlar var. Projenin fiyatları başlangıç aşamasında alan o fırsattan faydalanıyorlar. Burada da bu şekilde artık yani Dumanka'yla beraber yapacak. Tabii bunu bizim eski müşterimiz soracaklar bize. Çok büyük ihtimal. Bunu güzel bir iletişim dilini bulmak gerekiyor. Arif Bayraktar Zaman Gazetesi. Benim şu an bilabeden Ocak'tan itibaren ücretli olacak ya. Mesela kira garantisinden faydalanmak isteyenler, iade garantisinden faydalanmak isteyenler anladığım kadarıyla ayrı ücretlerle onlar, evet. Onları seçebilecek. Onlarla ilgili yani bir fiyat belirlediniz mi? Şu kadar olacak diye. Bir, ikincisi mesela bazı evler krediye uygun değil. Krediye uygun evi olmayan kişiler de sizin bu kampanyanızdan faydalanabilecekler mi? Üçüncü sorun da bu 3 yıla çıkarıyorsunuz teknik destek hizmet ücretsiz halinde. Bunun için ya, ekibi mi genişleteceksiniz teknik hizmet? Onu da merak ediyorum. Ya da kaç kişi olur? Geri alacağınız evlerdeki kriterler belli kriterler var mı? Evet, tabii evin krediye uygun olması var. Yani iskan bir kriteri var. Ev mutlaka iskanlı ve İstanbul sınırları içerisinde olması gerekiyor. Bunun haricinde teknik destekle alakalı dediniz. Dumanka'ya zaten kendi bünyesinde satış sonrası hizmetlerde yaklaşık 75 personelle çalışan bir firma. Bununla ilgili zaten mevcut kurulu kadromuz var. Kendi müşterilerimize işte ilk 24 saat içerisinde atıyorum mutfağı ile ilgili bir sorun çıktı, lavabosu ile ilgili bir sorun çıktı. Zaten bu desteği hizmeti vermek durumunda. Bunu nasıl yapıyorduk? Biz garanti kapsamı içerisinde bilaveler yapıyorduk. Fakat garanti kapsamı dışarısında müşterimize hizmet verdiği takdirde bunun bir ücreti vardı. Şimdi onu 3 sene uzatarak bu ücret kısmını 3 sene boyunca müşterimizden tahsil etmeyeceğiz. Elbette ki bu süreç içerisinde hali hazırdaki tüm projelerimiz için bu ekip yeterlidir. Fakat ihtiyaç olduğu takdirde ekibi çok rahatlıkla genişletebiliriz ekibimize. Ama yine dediğim gibi zaten bu hizmeti bir sene boyunca veriyoruz. Bundan sonra da zaten garanti kapsamı içerisinde veriyoruz. Garanti kapsamı dışında da bu hizmeti vermeye devam edeceğiz.
Bu en doğrusu bu, çünkü projeyi biz yaptık. Nereden mutfak kapakları alındı, nereden lavabolar alındı, su tesisatları nereden geçiyor? Zaten bunları bildiğimiz için burada bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İlave bir sorun olacak. Bu satıştan dönme, özür dilerim, satıştan dönme hakkı konusu bu yeni yasayla birlikte sektörü bir rahatsızlık... Yasadan önce düşünmüştük ama. Evet, hayır. Sektörü bir rahatsızlık yarattı. Toplu iadelerde şirketlerin zor duruma düşebileceği söz konusu. Ben burada şeyi sormak istiyorum. İadede %2 bir ceza var. Eğer makul bir gerekçe işte işsizlik şey yapmasa. Sizin iade hakkında böyle bir ceza söz konusu mu? Yani ben sizden ev aldım ve iade ettim. Herhangi bir ceza ödeyecek miyim? Bunu öğrenmek istiyorum. Şöyle, evet. Evlilik tüketici kanununda bu cayma hakkı var. Cayma hakkını kullanan tüketici %2'lik toplam ev değerinin %2'si kadar bir ceza verdikten sonra iade edebiliyor. Bizde ise öyle değil. Bizde eğer ki bu ev iade garantisini müşterimiz aldığı takdirde %2'sini kesmek bir yana, diyelim ki 400 bin lira yatırdınız, bir sene önce daireyi aldınız. Biz mevduat faizini müşterimize veriyoruz. Yani paranızı değerlendirdik diye, atıyorum o para bir sene sonra 450 bin lira oldu. Biz 450 bin lira olarak müşterimize iade ediyoruz. Yani parası da 450 bin lirası, %12 arttı diyelim ki. %12 arttı diyelim, evet yani. Bir sordum. Diğer sorum da şu olacaktı. 6 ay siz müşteri adına kredi ödüyorsunuz. Bunun size daha sonraki dönüşü ne şekilde olacak? Yani herhangi bir faiz uygulanacak mı burada? Onu merak ediyorum. Şöyle, 6 daire tesliminden sonra yine aynı şekilde müşterimize faizsiz bir şekilde bunu 6 taksite bölerek, taksitlendirerek tam o zaman sende yok. Yani normal, yani o şey olarak, ben yanlış mı biliyorum, faizsiz değil. Yani şöyle, normal biz o kişinin zora girmesine paralel bir şekilde çalışma yapıyoruz. Yani o normal, bankacılık şeyine göre olabilecek tarzda. Yani onu rahatlıkla ödeyecek tarzda. Ödeyecek ama onun da bir rakamına göre. Yoksa öbür türlü siz onu o şekilde yaparsanız onu %100 herkes kullanır. Yani kullanmazsa biraz akılsızlık olur. Yani. Bu şey, yani zorluklarla, yani insanların... Ya şimdi bu kampanyanın amacı şu, bu dönemde rekabet çok yoğun, zorlu bir dönem var. İnsanların kafasında bir takım soru işaretleri var. Ve insanlar almak isteseler de bazı şeyleri öteliyorlar onu. Öteleme kardeşim. Kafanda ne soru işareti varsa biz bunları çözüyoruz. Size bu tarzı şey yapıyoruz. Ve burada bizim vereceğimiz şu, Dumanka'nın ismi 50 küsur yıldır yaptığı inşaatlar ve yani biz bunu piyasaya yeni çıkmış bir firmanın cin bir fikri olarak ortaya koymuyoruz. Bu bizim prosesimiz, bizim standartımız ve de Dumanka dünyası diye bizim sektörde kendimizi farklılaştırmaya çalıştığımız uzun vadeli bir yol olan, kısa vadede müşterinin veya kamuoyunun çok kolaylıkla anlayamayacağı bir şeyi anlatabilmek. Yani bu kampanyanın amacı bu. Bu 6 aylık şey de bununla doğru orantılı bir şey. Yani zora girersen kardeşim, kafanda bir soru işareti olursa işin bozulur, Allah göstermesin bir yakının vefat eder, şu olur, bu olur, her türlü şeyle ilgili. Biz yanındayız. Bunu size isterseniz dairenizde geri alabiliriz. İsterseniz şey de yapabiliriz. Veyahut da dairenizi bizim yaptığımızı beğenmeyebilirsiniz. Biz şey yapabiliriz. Veyahut da daire istediğin değerde artmayabilir. Zarar etmiş olabilir. Biz bunu subvanse edebilecek sistematiklere sahibiz. Bunun üzerinde aylardır çalışıyorduk İsmail Bey. Hükümet geri alma şeyi yapmadan önce biz çalışıyorduk zaten. Ama biz şeyden tüketici yasasının daha da ilerisine geçerek bir çalışma yaptık. Ama bu paketler gerçekten iyi düşünmüş bir paketler. Ama daha henüz fiyatlandırma çalışmasını şu an kamuoyuna açıklamıyoruz. Paketleri buna göre oluşturacağız. Bir de şeyi gözlemlemek istiyoruz. Kimler hangi paketlere ilgiler var, ne oluyor, ne yapıldı buna göre bakacağız. En çok ilgi olanı daha çok yüksek fiyatlandıracağız. Kaç paket olur? Kaç tane var? Şu anda 6 tane ürünümüz var. Bunları 4 paket içerisinde topladık. Şöyle bir şey var. Burada tüketici konu satın alma esnasında bu ürünlerden ve hizmetlerden hangisinden faydalanacağına karar vermiş olacak. Seçtikten sonra bunları sözleşmesine ek protokolle ekleyeceğiz. Akabinde bunları talep etmek gibi bir durum ortaya çıkacak. Proje tesliminden sonra.
işsizlikte olan kısmı Şengül Hanım sordu. Onu merak ediyordum ben. Zaten yeni konut yönetmeliğinde iade garantisi var uzun süreli işsiz kalındığında. Hani buradaki sizin ödeyeceğiniz o süreyi aslında nasıl finanse edeceksiniz diye soracaktım ben. Ama sanırım teslimattan sonra geri ödenecek size. Onu anladım. Doğru anladım değil mi? Doğru. Peki benim başka bir sorum var. Sayın Babacan, hafta sonu yine bomba bir açıklama yaptı. onunla ilgili değerlendirmelerinizi ben rica edeceğim de. İmar yetkisi ve rant vergileriyle ilgili bir açıklaması var. Burada işte diyor ki iki katlı binası olan bir kişi imar değişikliğine gittiğinde ve 20 katlık izin aldığında bunun bedelini belediyeye ödeyecek ve imar yetkisi işte belediyeden Maliye Bakanlığı'ya, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçecek, merkezileşecek ve şeffaflaşacak. Aslında bu şeffaflık paketi adı altında bu tarz şeyleri söyledi. Bu konuda hani okuduysanız ya da biliyorsanız ben düşüncelerinizi merak ettim. Bu nereye doğru gidiyor? Bir rant vergisi konuşuluyor da bu o mu? Bundan i̇nşallah, ne anlamalıyız? İnşallah rant vergisi gelir. Ya peki, ben zaten rant vergisiyle ilgili aylar önce açıklama yapmıştım. Gayet rahatım. Şeyde. Yani rant vergisi gerçekten gelmesi gerekiyor. Çünkü bütün dünyada olan bir takım şeyler. Rant vergisinden ne anlamalıyız Uğur Bey? Yani şimdi kentsel dönüşümde yıkılıp yapılan işte büyük bloklarda insanların... Ben onu öyle algılamıyorum. Nasıl algılıyorsunuz? Ben şöyle algılıyorum. Mesela sizin bizim vergilerimizde, herkesin yapılan vergileriyle. Mesela kendimizden örnek verelim. Şimdi bizim merkezimizin olduğu tarafta tam yanı başında bir metro yapıldı. Şu an tam böyle yanı başında. Yani adımını atsan metronun içine düşüyorsun. Bu kimin vergileriyle yapıldı? Sizin bizim vergilerimiz yapıldı. Peki piyango kime çıktı? Bize çıktı. Peki burada benim kimin şeyi daha değerlenecek? Benimki değerlenecek. Ama sizin paranıza değerlenecek. Aslında hepimizin parasıyla beraber değerlenecek. Şimdi eğer burada bu binayla ilgili toplumun oluşturmuş olduğu vergilerin bir tarafa gelip de gayrimenkul spekülatif olarak senin iraden dışında değeri artarsa veyahut da sıfır emsal iki emsale çıkıyor. Yani sıfır emsal beş emsale çıkıyor veyahut da bir yol geçi bilmem bir şey olur. Artarsa bunun vergisini hem devlet almak zorunda şeyden, gayrimenkulün veya malın sahibinden bunu toplumsal sosyal adalet açısından almak zorunda ve dünyada da bütün formülasyonlar bunun üzerine yapılıyor. Birçok ülkenin rant vergisi var ve rant vergisinden ciddi para kazanıyor, gelir elde ediyorlar. Hong Kong'da gelirinin %65'ini rant vergisinden elde ediyor. Bu olması gereken bir şey. Bu aslında toplumsal sosyal dokuyu, adaletsizlik duygusunu da kapatacak bir unsur gibi gözüküyor. Yani perde arkasında ranta da bilmem bir şeyin olmasında eğer bir şey emsal artması, bir virgülün bilmem bir şey olmasında artacak olan şeyi sen bunu devlet olarak, vergi olarak alıyorsun. Bir yandan da işte bizim gibi yani bir piyango düşerse de orada da benim değerimin artması kadar da vergi olması gerek. Bence bu çok çok doğru. Ama kentsel dönüşümdeki olan şeyler onlar bence daha ufak çapta olan şeyler. Asıl olan noktalar bence bu. Bu konu önemli. Bu konuyu eğer hükümet gündeme getiriyorsa doğru bir şey yapılıyor. Özellikle de şu son zamanlarda rant, şu bu her türlü şey konuşulduğu bir ortamda bunu yapmak cesaretli, doğru bir karar olduğunu ben düşünüyorum. Burada bir cümle var. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni modelle isteyen bir kişinin imar planı değişiklik talep edebileceğini ama bunun karşılığını ödeyeceğini söylüyor. Zaten şu anda arsası olan bir kişi istediği gibi zaten gidip... Olmaz ki. Evet, yani zaten normalde bir arsa sahibi gidip talepte bulunamıyor muydu? Aslında bugün burada D-Plan ile alakalı buradayız. Bunu bir daha sizle beraber konuşalım özel bir sohbette ama hani bugünkü basın toplantımızın şeyi D-Plan'ı. Evet. Biz bir daha bununla alakalı sizle çıkışta görüşelim. Peki. Tamam. Tamam, teşekkürler. Şimdi A, B, C, D planları özellikle kriz dönemlerinde gündeme gelen ya da işte firmanın zorda olduğu dönemlerde gündeme gelen planlar aslında. Yani bizim alışık olduğumuz durum budur. Hani siz de şeyden bahsettiniz, çetin bir rekabet var, arz fazlası da var piyasada dediniz. Yani biraz bu boyutuyla değerlendirebilir misiniz? Yani D planı biraz da bu şeyden mi çıkan bir hani plan? İkincisi... teknik destek garantisinde özellikle bir ev
kredi ile alınıyorsa zaten banka size teknik destek şeyi veriyor, garantisi veriyor. Yani evinizde bir musluk bozulursa gelip onu yapıyor zaten. Yani biraz da var olan şeyler de var sanki bu planda. Şey, teknik destek derken o zaman biz satış sonrasını kapatalım. Onlar banka yapıyorsa yapsın, öyle bir şey yok. Yani 75 tane kişi bizde niye çalışıyor o zaman? Yani bir de şu var. Ama evinizi krediyle aldığınızda o destek sunuluyor sonuçta. Ben yanlış mı biliyorum? Yani yok öyle bir şey. Öyle bir şey varsa eğer, yani öyle bir şey olsa bile diyelim ki sigorta diyelim ki öyle bir şey, böyle bir şey yok. Yani öyle bir şey ben rastlamadım, ilk defa doğru şu anda da. Yani o zaman firmalar satış sonrası herhangi bir şey yapmalarına fazla gerek yok. Bir de şu var. Yani firmalar zor durumda düştüğü zaman falan üstünden öyle bir şey olsa da ben söylemem. Yani zor durumda söylemem yani. Şey yapmam. Bu bizim için demin bahsettiğimiz şey şuydu. Biz bunu kampanya olarak değil, Duman Kaya'nın bir ritüeli olarak, yani Duman Kaya'nın bir parçası olarak sunuyoruz. Yani kriz dönemi değil ki şu anda, Türkiye kriz döneminde değil. Gayrimenkul sektörünün hala yükselişte olduğunu sizler yazıyorsunuz zaten. Ben şey yapmıyorum ama rekabetin yoğun olduğu bir dönem, ama bu rekabet hiçbir zaman zaten Türkiye'den kopmayacak. Yani siz gidin herhangi bir gelişmiş ülkeye, rekabetten sonuna kadar zaten herkes etkileniyor. Bu rekabette zaten farklılaşabilmek çok çok önemli. Biz burada bunu yapmalıyız. Biz hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Biz sadece dört duvar vermek istemiyoruz. Bir de bizim bu hizmeti vermemizde şu var. Herkes taksitlerin artmasıyla, işte bilmem kredi faizinin düşürmesiyle veya fiyatla ilgili bir takım promosyonlar yaparken biz hizmetle ilgili promosyon yapıyoruz. Biz değerle ilgili promosyon yapıyoruz. Biz meydan okuyoruz. Yani şöyle diyoruz. Bizim Duman Kaya dünyamız var. Biz inanıyoruz. Bizim dairelerimizin değeri artacak. Kimsenin teslim etmeyeceğine inanıyoruz. Teslim etmek istemeyeceğine inanıyoruz. Bununla ilgili de bu biraz kendine güvenin de vermiş olduğu bir şey. Yani bizim elimizde oluşturmuş olduğumuz, yıllardan beri oluşturmuş olduğumuz bir takım değerin artık bir somut olarak sunulması noktası. Yoksa yani eldeki olan bir takım bir şeyleri illüzyon yapıp tüketicinin karşısına tekrardan sunmak gibi değil. Böyle bir şey eğer sektörde bir güvenceler bütün olarak varsa, siz her gün şeydesiniz, her gün sizin önünüze hepimiz çıkıyoruz farklı farklı platformlarda. Benim diyeceğim bir şey yok ama benim bildiğim yok. Ama yani varsa bu kadar hepsini aynı anda yapan olabilir de bundan sonra bu da bir standart olabilir. Bu tüketici için güzel bir şey inşallah. Ama bizim Duman Kaya dünyası dediğimiz çok geniş, belki Mart veya Nisan aylarında değişik bir şey düşünüyoruz. Yetiştirebilirsek o zaman sizi anlatacağız. O zaman belki de neden bu tarz şeyleri, challenge'ları yapabildiğimizi daha iyi anlatabileceğiz size. Yani biz bu challenge'ları yapabiliyoruz çünkü bizde bu var. Çünkü biz sadece insanlara dört duvar veya sosyal tesis verip bunları da mükemmelen içi düşünülmüş bir şekilde yapılmış bir şekilde değil, daha farklı şeylere tüketici karşısına çıkmışız. Çünkü gelecek daha farklı şekillenecek. Hepimiz aynı şeyi yapıp aynı yere koştuğumuzda farklılığımızı oluşturamayız ve de firmamızı farklı noktalara getiremeyiz. Biz bunlar için uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi yaklaşık olarak internet stok daireden bir projelendirme bu. Orta ölçekte iki tane projede, 500'er tane sayarsak. Bu sizin 2015'te çıkaracağınız yeni projeleri bekletme veya ertelemeye bir görmenize sebep olabilir mi? Çünkü bu 1000 tane proje kendi içerisinde konut dönmüş olacak. Birinci el, ikinci el vesaire gibi. Yok yani şeyler devam ediyor. Her şey devam ediyor. Hiçbir yani bizim iş planımızda herhangi bir değişiklik yok. Ben bir şey soracağım efendim. Tanrı Bey'in açıklamasından yola çıkarak hatalı bir algı olabilir. Şöyle demişti beyefendi. Eve taşınana kadar eski evinde oturma imkanı sunacağız. Evet. Şimdi Halfit'te 2 yıl sonra teslim. Siz 2 yıl dayanabilecek misiniz? Kira ödemeden karşınızda sizin dairenizden birisi almış. 24 ay boyunca hiç kira ödemiyor. Böyle bir planı yaptınız mı? Yani mesela bazı daireler, büyük daireler ki semtine göre de değeri var. 1000 lira, 1500 lira karşında 25 bin liraya tekabül eder yaklaşık. Bu hesaplamaları yaparak mı planı ilerlettiniz? Onu merak ediyorum. Bir de yıl sonu cironuzu birkaç defa revize etmiştiniz. Yıl sonu da geldi.
En azından bu rakamla ilgili bir güncellemeyi rica edeceğiz artık son 10-15 günde. Ve Almaza ile yapmış olduğumuz protokol sonrası hiçbir açıklama yapılmadı. Bir ilerleme var mı? Bunu da rica edeceğim. Teşekkür ederim. Almaza'ya ümitleri Barış Yasin. Ben sadece Ciro ile ilgili söyleyeyim. Bizim Ciro ile ilgili evet revize edip duruyoruz. Çünkü hedeflerimize ulaşamadık. Hedeflerimizi çok yükseklere koymuştuk. Bir önceki sene %29 büyüme yapmıştık ama bu sene hemen hemen zannederim aynı seviyede olacak. Yani 400 toplamda ne kadar olacaktı? 420 miydi o civarında? Evet. 420'leri geçecek gibi ama biz 580 koymuştuk. Size de bunu açıklamıştık. Biz zaten çok şeffaf her türlü şey veriyoruz size hangi değerlerde olduğu gibi. Hedeflerimize ulaşamadık. Evet. Yani böyle bir durum var. Burada Türkiye'nin kendine has şartları, siyasetin hala sert bir şekilde devam etmesi, ülkenin etrafındaki oluşan ateş çemberinin devam etmiş olması, dünyadaki belirsizliklerin olması gibi birçok faktörler oluşabilir. Gayrimenkul sektörünün kendi içerisinde oluşmuş olduğu rekabet oluşabilir. Bizim çok yüksek bir hedef koymuş olmamız oluşabilir. Yanlış bir hedef koymuş o da oluşabilir. Onları bilemiyorum ama yani geçen sene yine benzer gidiyor. Ne büyüyoruz ne küçülüyoruz. Yani bu sene belki çok ufak büyüyebiliriz. Belki de çok ufak küçülebiliriz. Yani %2, %3 gibi. Ama yani yurt dışı satışlarının bu seneye bize etkisi yani iyi oldu. Yani yurt dışı satışları olmasaydı belki biraz daha küçülme ihtimali oluşabilirdi. Diğer soru Mazaya'yla. Yani, Ulu Bey isterseniz Ciro'yla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Biz sonuçta geçen sene hedefleri koyarken inşaat sektörünün Türkiye genelinde büyüyeceğini varsaydık. Sonuçta şöyle bakabiliriz. İnşaat sektörüyle alakalı resmi bir takım açıklamalarda yaklaşık %20 daralmanın da olduğu ifade ediliyor. Biz ama 580 milyonu koyduğumuzda dediğim gibi inşaat sektörünün gelişeceğini ve büyüyeceğini düşünüyorduk. Hedefi ne zaman koyduk? Eylül ayında. Yani 2014'ün 2013'ün Eylül-Ekim ayları başlarında bu hedefi koyduktan sonra biz revize etme ihtiyacı duymadık. 580 milyonu siyasi, ekonomik ve politik bir takım gerilimler veya seçimlerle alakalı olarak geriye çekmedik. Şöyle düşünebilirsiniz, Dumankaya İnşaat, inşaat sektörünün küçüldüğü bir yerde performansını koruyor olarak değerlendirebilirsiniz. Mehmet Bey, Mazaya ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın bir tarihte yine sizleri buraya davet ederiz. İnşallah senenin ilk ayında, belki ilk haftası, belki ikinci haftası, bir ortaklıkla alakalı, bir projeyle alakalı sizleri burada davet ederiz, şey yapıyoruz. Çok fazla detaya giremiyorum çünkü ortağımız Borsa Ekote bir firma. İki ülkede, hem Dubai'de hem Kuveyt'te. Ve hani yanlış bir şey söylediğim takdirde kendileri bir takım böyle bir cezalar alabilirler. Ve gizlilik anlaşmamız var kendileriyle. Dolayısıyla çok net bir şeyler anlatamıyorum size. Bu konunun üzerine çok fazla gitmeyelim. İnşallah dediğim gibi sene başında güzel haberlerle beraber burada bir toplantı yaparız. Kira konusu? Yani kira konusuyla ilgili şöyle. Tabii yine eskisini getir, yenisini al garantisinin bir takım kriterleri var. Bu kriterlerden bir tanesi getireceğiniz konutun Dumankaya içinde alacağımız konutun değerinin %50'sinden fazlası olamaz. Mesela 200 bin liralık bir konut getirdiğiniz takdirde Dumankaya'dan 400 bin liralık bir daire almak durumundasınız. En az. Hani 300 bin liralık konutunuz varsa 400 bin liralık daireyi alamıyorsunuz. 300 bin liralık konutunuz varsa 600 bin liralık daire almak durumundasınız. Dolayısıyla bunu bu şekilde kompanse ediyoruz. Teşekkür ederim. Yani matematiği bayağı çalışıldı. Geniş, Dumankaya'nın geniş bir ekipleri oluşturuldu. Simülasyonlar yapıldı. Hangi kampanya tahmini ne kadar olabilir? Şirkete nakit akışına ne yapılabilir? Her türlü şeye bakıldı. Buna uygun oldu ama yine de bir takım eksiklikler veya şeyler olabilir. Onu da gözlemleyeceğiz, bakacağız. Ama yani biz insanların kapıya yalıp da alıp, her bir alıp şey gibi yapacağını düşünmüyoruz. Yani bu normal bir şekilde bir kampanya. Yeni bir şey. Yani bizim için bir başlangıç artık. Artık biz böyle konutu sadece bir konut olarak değil, başka vaatlerle beraber vermek istiyoruz. Uğur Bey, arkadayım. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi 2015'te de bir seçim var. Bazı sektör oyuncuları 2015'in 2014 gibi geçeceğini düşünüyorlar. Siz 2015 için bir ciro
belirlediniz mi rakam? Çünkü 580 koymuştunuz, 420 gibi bir rakam, arada 160 milyonluk bir açık var. Bu sizin geri adım atmanıza... Yok, inat ettik, yine 580 milyonluk koyacağız yani. Kesin yani. Gerçek söylüyorum. Şimdi çünkü iki tane büyük projemiz başlıyor. Biri Gebze. Oraya çok ciddi bir talep olacağını tahmin ediyoruz inşallah. Ve Fikirtepe ve elimizde olan projeler var. Elimizde bu dönemde de çok iyi satılabilecek olan ticariler var. İşte Arap ortağımızla yapmış olacağımız bir takım farklı çalışmalar var. Biz yine o hedefi, ona yakın bir hedef çalışıyor arkadaşlar. Hala bütçe önümüze gelip duruyor. Revize ediyor. O kriz paraları getiriyorlar. Tamam beyler. Çalışıyoruz yani. Buyurun. Merhabalar. Kadir Özel ben. Şimdi konut sektöründeki daralma 2015-2016 yılında yansıyabilecek gibi görünüyor. Şimdi yani D plandan sonra 2015'te bir ev planı gibi bir plan mı çıkacak? Yoksa yani farkındalık tabii ki yaratmak açısından Dumankaya projelerinden daire alanlar için öncülüktür. Yani 40 tane büyük bir firmalardan bahsettiniz. Bu firmanın içinde biz bu farkındalığı yaratmak için mi böyle bir D planı çıkardınız? Sigortacılık gibi diyelim. Yani bu konut sektörünün sigortası. Yani buna sigortacı hanımefendi bankalar yapıyor diye ama sigorta sektörleri yapıyor bu işi. Yani evinizi sigortalıyorsunuz, geliyor musluğunu, ekspertizini yapıyor. Ondan sonra da bir şey. Ama siz... Ama onu da yaparsa da daha sonra senden talep ediyor. Firmadan talep yani ediyor. Yani zaten 3 katı 5 katına mal oluyor. Yani siz Barış Bey'in dediği gibi biz mutfak dolabının kapağını nereden aldığımızı biliyoruz. Boruyu nereden aldığımızı biliyoruz. Biz maliyet olarak daha ucuza mal edeceğimizi de düşünerek ve böyle bir sisteme girdiniz. Teşekkür ederim. Dinlemedim. Dinledim. Hepsini dinledim. Senin mikrofonun açıktı. Sen cevap vereceksin diye ben yani sonuna yetiştim gerçi ama. Ama şöyle geçeyim. Evet abi, doğru diyorsun. Şöyle, şimdi 2015 senesiyle alakalı aslında hani bizim beklentimiz 2014 senesinde aslında baktığın zaman 2013 senesiyle aşağı yukarı aynı rakamlar çıkacak. 2014 senesinin farklılığı bu 17 Aralık süreciyle alakalı bir takım farklılıklar oldu. Yani ne olacak? Hükümet gidecek mi? Kalacak mı? Fakat 2015 senesinde sadece tek bir belirsizlik var. Tek bir belirsizlik bu genel seçimler. Aslında sonucu da belli. Dolayısıyla hani tüketici geçmişte korktuğu kadar korkacağını tahmin etmiyoruz. Yani rakamlara 2014 senesine baktığın zaman rakamlara 8. aydan sonra yani Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bir yukarı doğru ivmelenme görüyorsun. Bence 2015 senesi 2014 senesinden daha iyi olacaktır. Hani bununla alakalı bizim de bir takım büyüme tahminlerimiz var. Minimum sektörün bana göre %5 büyüyeceğini ben öngörüyorum. Ve bu devam edecektir. Şeyle ilgili teknik garanti büyüyecekse öldük Barış abi. Minimum %5 büyüyecektir. Diyorum orada da kendimi garantiye alıyorum. Sevgili abiciğim. Yani şimdi büyürse ya sen böyle dezilmemesinler diye. Teknik garantiyle alakalı da evet doğru dediğiniz gibi biz inşaatı biz yaptık neticede. Her yerini, her tarafını biliyoruz. Kimden hangi malzemeyi aldığımızı biliyoruz. Bunu hiç bilmeyen bir müşteri yani bir gidip de araştırması veyahut da aynı muadilini yaptırması kendi açısından çok zor. Bizlere zaten aldığımız fiyat belli, yaptığımız iş belli. Bununla alakalı istihdam ettiğimiz personel belli. Dolayısıyla bir sıkıntıyla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum orada. Yani fiyat dengesi yolunda vatandaş dışarıdan aldığı hizmetle sizden aldığı hizmet arasında farkındalık ne kadar olacak? Yani ben şimdi Yusuf'a tuttum evime içeride birilerini yaptırmak istediğiniz zaman onunla sizin aranızdaki farkı nasıl olacak? İnan hiçbir karşılaşması yapmadım gerçi ama çok büyük fark olur diye düşünüyorum. Zaten şey yapıyor. İnşallah çalışıyor. Çok çıkaracak. Çok. Son. Buyurun Mehmet Bey. Bu bin dairenin içerisinde Ritim ve Hayfit'teki son bloklar var mı? Bir de Mozaik'in 3. etabındaki daireler de satışa sunulacak. Teşekkür ederim. Var. Aslında Mix'i de sokmak istiyorduk ama emlak gayrimenkul ile... Bitiyor mu? Tesli tarihi yaklaşıyor. Tesli ile emlak gayrimenkul çok hani o konuda çok titiz, rejit diyecektim ama.
Yani onlarla onu daha görüşeceğiz. Belki daha sonra katılabilir. İşte çalışılacak üzerinde. Yani mix son anda çıktı. Şeyden, paketten. Normalde biz şey yapıyoruz. Peki bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese artık erkenden mutlu yıllar mı diyelim? İnşallah sene önümüzdeki sene hepimiz için çok hayırlı olsun. Var mı? İnşallah.